Evet, görüyorum ki hepiniz buradasınız. Kahvaltıyı hazırlayın, birazdan herkes burada olur. Çabuk. Bittu, bana telefonumu ver. Bittu, şoförü aramam gerek. Geri dönmeliyiz. Geri mi? Teyze, patron dedi ki... Sen hayatını sadece patronuna göre mi yaşıyorsun? Bana patronun ailesiyle zaman geçirmek istediğini söylemiştin. Ne ailesinden söz ediyorsun? Madu nerede? Rişap nerede? Teyze, aslında hayır, yani... Hayır, burada kalarak keyfimi kaçırmak istemiyorum. Festival için bir sürü hazırlık yapmam gerekiyor. Lütfen telefonumu ver. Teyze, ben telefonunuzu getireceğim. Hemen getiriyorum. Bir dakika. Hemen getiriyorum. Bir dakika. Bittu. Arki? Evet Madu. Sakin ol. Buradayım. Bittu arıyor. Evet Bittu. Patron, teyze festival için geri dönmek istediğini söyledi de. Bittu, zaten bir sürü sorun var. Bittu, ona de ki... Annen festival için mi gelmek istiyor? Arkey, bu onun inancı. Sakın engelleme. Yoksa kötü hissedebilir. Bittu. Bu hayat sadece... Film setlerinden ibaret değil. İnsanların inancına değer vermeliyiz. Hepsini buraya getir. Herkes inancını yerine getirmeli. Kimseyi bundan alıkoyamayız. Peki patron. Sakın üzülme. Ama bu festival ve eğer bunu kutlayamazsa annem çok üzülür. Zaten son birkaç gündür ona iyi davranmadım ben. Her şeyi yoluna sokmak istiyorum. Bilemeyiz. Belki de bu herkesle son festivaldir. Madu, saçmalama. Bu seneki festival yerine seneye Holi'yi, Diwali'yi kutlarız. Bittu'ya haber verdim. Herkesi buraya getirecek. Arkey, bir şey söylemek istiyorum. Ben seni... Neden şimdi söylüyorsun? Bugünden sonra birlikte olmayacak mıyız? Bu hayatımızın son günü değil ki. Arkey. Yine de söylemek istiyorum. Ben seni... Yarın söylersin. Bugün pazartesi. Aşk günü değil, tamam mı? Ve bugünlüğüne kulaklarım romantik şeyler duymak istemiyor. Anlaştık mı? Hoşça kal. Arkey, bütün günü berbat etti. Öyle mi? Özel bir şey mi yapacaktın yoksa, Kenny, söylesene. Karıcığım, rüyamda bir sürü yapımcıyla tanışıyordum. Kesinlikle haklısın Kenny Bey. Sen meşgul bir adamsın, hiç zamanın yok. Kendine biraz zaman ayırabilseydin çok iyi olurdu, değil mi Kenny Bey? Bir şey daha var Bittu. Biliyor musun, sen beni karından çok daha iyi tanıyorsun. Kes sesini Kenny. Baksana Bittu. Bu arada Arkey ve Madu nerede? Onlar evdeler. Ne? Evde mi? Peki Sultan? Hiç anlamıyorum. Dinle Dipali. Yarın festival var. Yapılacaklar ve hazırlıklar için yardım etmene ihtiyacım olacak. Tabii ki anneciğim. Kesinlikle size yardım ederim. Annem için şimdi bir sürü hazırlık yapmam gerekecek. Hazırlıklar için çok az zamanımız var. Vay. Şuraya koyun. Yastıkları düzgün yerleştirin. Vay. Ve bunu da şuraya koyun. Her yeri temizleyin, olur mu? Bunların hepsini sen mi yaptın? Of. Bu adam karısını hala kendine aşık etmeye çalışıyor.
ve Madu da ev kadını gibi davranmaya çalışıyor. Her şeyi hazırlamışsın. Anne şey... Sizi orada bekletemezdik. Bittu, çok teşekkür ederim. Onları buraya tam zamanında getirdim. Ve bu akşam medya töreni kaydetmek için mutlaka buraya gelecektir. Ve onların önünde iyi ve mutlu bir aile gibi davranmalıyız. Herkes iyi anladı mı? İyi ve mutlu bir aile gibi. Bundan daha büyük bir yalan varsa güneş varken kazak giymektir. Hepimiz gerektiği gibi davranacağız. Karıcığım, bu bir halk ilişkiler oyunu. Tamam, karşılarında gülümseriz ama ne oynayacağız biz? Ve karıcığım, yani geçici karıcığım, sen de herkesin önünde çok terbiyeli davranacaksın. Yoksa ne kadar istersen iste, benden asla boşanamazsın. İyi de patron, bunu neden bütün basının önünde... Bittu, galiba sen işler yüzünden strese girdin. Sana 15 yıl izin, köyüne dön. Orada çiftçilik falan yap, rahat edersin, olur mu? Patron, ben aslında demek istedim... Unuttun mu? Daha dün bana ne dedin? Yeni filmin bir aile filmi olacaktı. O yüzden halkın gözünde mutlaka çok iyi bir aile üyesi olmalıydın. Bu şarttı. Hatırladın mı, yoksa yine kendi tarzımla hatırlatayım mı sana? Evet patron, evet, ben unutmuşum. Fikir de benden çıkmıştı, öyle değil mi? Evet, unutmuştum. Patron... Anladım. Bütün bunlar hepsi halkı kandırmak için mi yani? Ben sanmıştım ki... Gitmeden önce sizlere son bir şey söylemek istiyorum. Yarın akşam 5'te Madu'nun mahallesinde bir festival var. Ve tabii ki herkes ailemin yanımda olduğunu görmek isteyecektir. Karıcığım, oraya benimle gelmek zorundasın. Çünkü sonuçta senin yaşadığın mahalleye gidiyorum. Bittu. Patron. Organizatörlere bildir ve onaylat, tamam mı? Bugün orada olacağımı söyle. Tamam, tamam patron. Karıcığım, hadi biz de gidelim. Yaranız. Umarım biraz daha iyidir. Ağrıyorsa biraz daha merhem sürebiliriz. Kenny! Ne? Ne oldu erkek? Kenny, karın bana bir şeyler söylüyor da... ...bütün akşam sana ayak masajı yapmak istiyor. Ne dersin? Bunu kabul eder misin? Gerçekten mi? Karıcığım, sen ciddi misin? Bu teklife kim nasıl hayır diyebilir? Hadi gidelim. Hemen. Hadi. Hadi gel. Erkek? Şu anda kendimi şanslı hissediyorum. Çünkü bana yeniden böyle sevgi dolu bakmaya başladın. Ama karıcığım, bana böyle bakmaya devam edersen oynadığımız bu oyun her an mahvolup gidebilir. Ama erkek, ben sana hep böyle bakıyorum. Karıcığım, şu an sen benden boşanmak istiyorsun. Karıcığım, sen nefreti temsil etmelisin. Nefreti. Ama öyle yapıyorum zaten. Böyle mi? Ama ben gözlerine baktığımda şunu okuyorum. Hayatım,
Hadi akşam dışarı çıkalım. Karıcığım, gerçekten çok kötü bir oyuncusun. Sakın oyunculuk yapmayı falan düşünme. Ben oyuncu değilim. O senin işin. İşte. Şimdi bu öfkeyi daha da yoğunlaştır. Şimdi tam da benim vahşi kedim oldun. Artık başrole hazırsın. Madubala. Aha. Senden nefret ediyorum. Bunu içten mi söyledin? Ben de. Yenge. Yenge. Senden çok özür dilerim. Bittu, sen neden bahsediyorsun? Yenge, ben çok büyük bir hata yaptım. Seni anlamam gerekirdi, değil mi? Unutalım gitsin Bittu. Seni yönlendiren benim tavırlarım oldu. Yenge, ben hatayı orada yaptım zaten. Gerçi numara yaptığını baştan beri hissediyorum ama neden bilmiyorum. Bir türlü inanmak istemedim işte. Sana inanmaya devam etmeliydim. İşte benim büyük hatam bu oldu. Yenge, lütfen affet beni. Lütfen, senden rica ediyorum yengeciğim. Bittu, yeter. Demek bu yüzden çok üzülüyorsun. O zaman benim için bir şey yap. Tabii, isteklerin emirdir. Bir dakika. Elini uzat bakalım. Şimdi gözlerini de kapat. Ama yenge. Kardeş bilekliği. Bittu, benim hiç erkek kardeşim yok. Ben hep bunun eksikliğini hissettim. Bu yüzden de sana bu bilekliği vermek istedim. Ama sultan yüzünden... Neyse, unutalım artık. Biz hep kardeş olacağız. Öyle değil mi? Ama yenge, ben sana bir şey veremedim. Böyle olmadı ki şimdi. Bittu, ben Arke'ye kötü davranırken sen hep onun yanında olup destek oldun. İşte bana verebileceğin en güzel hediye bu. Ama yenge, öyle hediye olmaz. Ben sana gerçekten bir hediye vermek zorundayım. Ağlamak sana gerçekten hiç yakışmıyor. Bittu, ağlamayı hemen kes. Yoksa o da ağlamak için bir bahane bulacak. Sonra bu gömleğimi de ıslatacak. İşte. Gör bak nasıl uğraşıyor benimle. Bittu, eğer ağlamayı hemen kesmezsen... Bir sonraki filmimde anne rolünde sen oynarsın. Sonra da mabedin çanlarını çalar durursun. İnsanlara şöyle bağırırsın. Arke ile Madu mutlaka dönecekler. Ve sen karıcı, bir süre duygusallığa ara versen iyi olacak, tamam mı? Sen ne zaman duygulansan başkalarına kötü örnek oluyorsun. Planımızı mahvedeceksin. Siz ayrılacaksınız diye... Ne kadar ağladım bilseniz. Affedersiniz Bay Kundra. Ben yüzünüzü bile görmek istemiyorum. Affedersiniz. Tamam. Ne yaptın? Polislere haber verdin mi? Evet. Evdeki hizmetlilere de izin verdim zaten. Böylece olay sır olarak kalır. Dışarı sızmaz. Güzel. Bittu, gerçekten çok dikkatli olmamız lazım. Sultan benden kesinlikle... Benden en ufak bir şüphe etmemeli. Son hamlemizi ruhu bile duymamalı. Arke neler karıştırıyor çok merak ediyorum. Karıcığım, şişt. Arke'yi anlamak hep zordu zaten. Hatta imkansızdı. Senin mantığını kullanman kadar imkansız, öyle değil mi? Neyse, boş ver. Bir oyun dönüyor, evet.
bu mükemmel erkek imajı. Basını ayinlere davet etmesi, festivale gitmesi. Bunlar Alke'nin tarzı değil. Alke neden Madu'dan hala boşanmıyor? Madu onu sevmediğini açık açık söyledi işte. Başkasını sevdiğini. Sen ne dedin? Kimi seviyor? Kendini. Evet, sadece kendini seviyor. Hep bunu söyleyip durdu. Kendi dinle. Benim başım çok ağrıyor, iyi değilim. Birilerini söylesene, bana çay yapsınlar. Tamam karıcığım. Karıcığım, sana masaj yapayım mı? Yine sen hiçbir şeyi kavga çıkarmadan yapamaz mısın? Evet. Eve döndük. Sana haber veriyorum. Bu bilgiye ihtiyacın olur belki. Peki Madu? Madu? Tabii ya. O da burada. O yine evde ideal eş gibi dolaşıyor. Mükemmel gelin gibi. Kendisi festival için canla başla hazırlık yapıyor. Bir şey daha var. Yarın onun mahallesine gidiyoruz. Festival var ya, kutlama olacak. Arkeo orada yeni filminin tanıtımını da yapacak. O yüzden yanında Madu da olacak. Festival. Bu demektir ki Madu... Ne demek, ben sana söyleyeyim. Bu senin o mükemmel planının en sonunda büyük bir fiyaskoyla sonuçlanmasıdır. Anlayacağın Madu eski haline döndü. Arkeo ile gayet mutlu mesut şekilde yaşamaya devam edecek. Seni kutluyorum. İpali. Sultan'ın planları asla bozulmaz. Çünkü kusursuzdur. Sen merak etme. Bir sorun olmayacak. Madu bu yüzden orada olur. Bu da ne demek? Yani bu da planın bir parçası mıydı? Şunu aklından çıkarma. Az önce bahsettiğin gibi mutlu bir mesut şekilde yaşamaları asla mümkün olmayacak. Yani birbirlerinin yüzünü son kez görecekler. Madu'yu bu konuda uyarmıştım. İstediğim an onu alıp götürecek güce sahibim de. Eğer onu ille Arkeyn gözü önünde kaçırmamı istiyorsa, ben de yarın festival günü öyle yapacağım. Yarın bu iş bitecek. Söz mü? Evet, söz Dipal. Ama senin işin daha bitmedi ona göre. Yarın gözün hep Arkeyn üstünde olmalı. Planda değişiklik olursa bana mutlaka haber vermeni istiyorum. Tamam mı? Tamam. Evet Madu, bu evdeki son gecen kutlu olsun. Yarından itibaren yeni sevgilinlesin. Karıcığım. Bu ne hal? Bu ne kılık Kenny, ne yaptın? Ne mi yaptım? Şahruk'tan saçını böyle bağlayabiliyorsa... Ben neden Kenikan olmayayım? Şahruk'u mu taklit ettin? O bir yıldız. Bu ne basitlik? Hem evde güneş gözlüğüyle dolaşmak da neyin nesi? Ama insanlar bana bakınca gözleri kamaşıyor. Ben onları düşündüğüm için takıyorum. Bir yandan da kendimi onlardan bir şekilde kurtarmam gerekiyor, değil mi? Hem Akşay kumar da takıyor. Neden benim takmam... Umrumda değil Kenny. Hemen çıkar o gözlüğü. Hemen.
Tamam. Ama saçlarımı açmam. Allah'ım. Hepinize merhaba. Bay Arkay, boşanma süreci devam ediyor mu? Yeni bir gelişme var mı acaba? Bu bir boşanma. Bisiklet gibi tamire verip geri alınan bir şey değil. İlişkiler zaman alır, yanılıyor muyum? Bittu, sen konuklarımızla ilgilen. Belki istekleri olur. Tabii, buyurun. Madhu, baksana kızım. Radha nerede? Neden ortada? Evet, merak ettik. Neden ortada görünmüyor? Birazdan gelir. Lütfen merak etmeyin. Gelin hanım. Bence haber verin. Çünkü birazdan başlıyoruz. Tabii, merak etmeyin peder. Hemen söylerim. İzin verir misiniz? Artık bu evde rol yapma konusunda uzman olduk. Herkes birbirinden iyi oynuyor. Ama ben bu şekilde rol yapmayacağım. Yapamayacağım kızım. Aşağı inemeyeceğim. Peder. Söyle kızım. Ayine başlayın isterseniz. Tamam. Annem birazdan gelecekmiş, öyle dedi bana.